16 ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gökçek ile Sağlıklı Yaşam programıyla karşınızdayız ve yanımızda İbrahim Gökçek var. Soğuk kış aylarına girdiğimiz bu günlerde gripten nasıl korunabiliriz? Kendisiyle şimdi ilk konumuz olarak onu konuşacağız. Evet, gripten nasıl kurtulabiliriz, nasıl yakalanmayı önleyebiliriz, bunun önüne nasıl geçebiliriz? Evet, havaların soğumasıyla birlikte birçok insanda yavaş yavaş üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlar ortaya çıkıyor. Bu genellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlarda tabii ki ağır problemler yavaş yavaş ağırlaşarak birçok hastalık tetikleyebilir. Bu nedenle tedbir almak gerekir. Pardon. Eskiden Türk mutfağında herhangi bir lokantaya gittiğinizde lokantada mutlaka kırmızı biber, karabiber, soğan bulunurdu. Şimdi yavaş yavaş unutuluyor. Soğan kalktı. Karabiberle kırmızı biber de yavaş yavaş yok oluyor. Karabiber ve kırmızı biberle ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Japonya'da kırmızı biberle ilgili yapılan araştırmada kırmızı biberin aspirinden daha etkili kan sulandırıcı olduğu belgelenmiştir. Almanya'da yapılan araştırmada ise ağrı kesici, birçok rahatsızlıktan dolayı ağrıları, sızıları dindirdiği, sonra hastalığından sonra ortaya çıkan ağrılar veya romatizmadan dolayı ortaya çıkan ağrıları kırmızı biber, pul biber değil, yani toz biber, kırmızı toz biber. Mesela kişi üşüttü, hemen çayına, çorbasına veya sulu yemeğe bir miktar çaya, çorbaya, sulu yemeğe bir miktar kırmızı toz biber, bir miktar karabiber karıştırarak içerse karabiber mide üşütmesini önler, kırmızı biber kan akışını artırır. Kan sulandırıcı ilaçlardan daha etkili ve yan etkisi yok. Klinik araştırmalarla etkilenmiş, ispat edilmiş. Mesela kırmızı biberin birleşimindeki kapsain denen etken madde aspirinden daha etkilidir. Hiçbir yan etkisi de yok. Tamamen ilmi. Şimdi mesela bu mevsimle ilgili olarak herkesin evde yapabileceği çok basit bir formül verebiliriz. Grip çayı formülü. Bu gördüğümüz narın meyvesini yedikten sonra vatandaş ne yapıyor? Kabuğunu atıyor. Bunun kabuğu antioksidan, bakteri, virüs ve mantarları yok edici özelliklere sahip. Nar kabuğunu kuruttuktan sonra veya taze olarak çayını yapabiliriz. Tek başına içilebildiği gibi nar kabuğu, ekinezya, ekinezinin yaprağı, kökü, çiçeği, 3 ıhlamur, 4 kekik, kekik dediysem aktarlarda satılan bilya kekiği, ak kekik, kara kekik, toros kekiği vesaire değil. Hakiki kekik, tumus vulgaris, şifalı. 5 ada çayı, ada çayından 83 ada çayından sadece Salvia officinalis, şifalı ada çayı olması gerekir. Bunların karışımından kişi çay yapıp içerse ne olur? Bağışıklık sistemi güçleneceğinden hastalığı çok kolay atlatır. Bu gördüğümüz kipri, kipri otu veya ekinezya veya renginden dolayı şu da kurutulmuş hali. Bu kurutulmuş hali, bunun çiçek hali. Bu kurutulmuş çiçek demeti, ekinezya veyahut da halk arasında kipri otu da, bakır otu da denir. Rengi bakıra benzediği için veya şekli kipriye benzediği için. 4000 yıldır bunu Kızılderililer üşütme, grip, nezleye karşı kullanıyorlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Birleşimindeki etken madde %1 ile 3,5 arası olduğu için fenol, karbonik asitler ve polizaharitler içerir. Hafif rahatsızlarda çok çok güzel, etkili. Ağır vakalarda, müzmünleşen rahatsızlıklarda damıtılarak suyla veya alkolle, destilasyon veya ekstraksiyonla damıtılarak elde edilen ekstraktından hap damla drajeler kullanılırsa etkisi çok çok daha fazladır. Sadece Almanya'da bir yıl içerisinde 1000 çocuk doktoru
141.500 çocuğu, üşütme grip nezleye yakalanan çocukları, bebekleri yani 0-6 ve 6-12 yaş grubunu sadece bundan elde edilen damla drajı şuruplarla tedavi etmişlerdir. Hiçbir yan etkisi yok. Mükemmel grip, üşütme, nezleye karşı. Kullandığı zaman kişi bağışıklık sistemini güçlendirir. Üşütme, grip, nezle sezonu geldi diyelim. Bazen bir Sibirya gribi geliyor, bazen Hong Kong gribi, bazen Afrika gribi vesaire vesaire salgın şeklinde dalga dalga gripler geliyor. Kişinin bağışıklık sistemi güçlü ise fark etmez. Domuz gribi, kuş gribi vesaire vesaire ne gelirse gelsin fark etmez. Domuz gribi geldi, milyonlarca insan ölecek dendi. Ne oldu? İki kişi vefat etti. Biri çok çok yaşlı, bağışıklık sistemi çökmüş, diğeri de hasta. 41-42 milyon aşı yapılacak dediler. Hiç aşı yapılmaya gerek kalmadan virüs değişti, mutasyona uğradı. Aşılar çöpe gitti. Yani aşıya falan yaptırmaya gerek yok. Önemli olan bağışıklık sistemini güçlendirmek. Siz bağışıklık sisteminizi güçlendirdiğinizde bu aynı kipri gibi, bu ekineze gibi insan kanında dolaşan bir hücre var. Makrofaj. Bağışıklık sisteminin alt elementi. Öldürücü hücre de denir buna. Fagosit de denir. Makrofaj, ahtapot gibi kolları var. Yakaladığı bakteri, virüs ve mantarlar yer bir. Yakalayamadığına Y şeklinde, T şeklinde antikorlar fırlatarak yok eder. İki, oksijeni bölerek, parçalayarak tek moleküle düşürür. Onu Tom Hawk füzesi gibi ateş eder. Bakteri, virüs ve mantarları yok eder, yakar. Çok enteresan. Makrofaj kanda dolaşır sürekli. Askerlerin böyle garnizonun önünde dolaşması gibi kanımızda da sürekli dolaşan askerler var bizim için çalışan. Makrofajı ekinezi harekete geçirir. Kırmızı biber harekete geçirir, karabiber harekete geçirir, sarımsak harekete geçirir, soğan harekete geçirir vesaire. Bizim sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Türk kültürü, Türk tarihinin şimdi Türkmenistan'ın baş yerine yakın bir köy bulundu. Bir şehir, eski bir şehir. Anavu, Hüyü. Milattan önce 16 bin yılında kurulmuş bu şehir ve Türklerin bundan 18.013 yıl önce dünyanın en büyük medeniyetini kurdukları ortaya çıktı. Yani 18.013 yıl önce Türkler tarımda, çiftçilikte vesairede yani yapıyorlarmış, yaşıyorlarmış. Bütün medeniyet dünyaya buradan yayılmış. Sümerler Orta Asya'ya getirmiş. Orta Asya Sümerlerden Mısırlara, Mısırlardan Yunanlara geçmiş. O Yunanlardan Avrupa'ya vesaire vesaire. Yani medeniyetin beşiği Anavu bizde ama biz ne yapıyoruz? Çorbayı bırakıyoruz. Fast food. Hamburger, cheeseburger, kola. Kendimizi zehirliyoruz. Bunların hepsi batı tarzı beslenme bağışıklık sistemini çökertiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen yıl 18 bin kişi öldü. Neden öldü biliyor musunuz? Sepsis, kan zehirlenmesi. Fast food tarzı beslenen insanların bağırsak yapısı dokusu bozuluyor. Bağırsaklardan geçmemesi gereken yabancı maddeler, mantar kana karışıyor, zehirli öldürüyor. Bu nedenle fast food tarzı beslenmeyi bırakıp kendi kültürümüze uygun beslenmeye devam etmemiz gerekir. Evet, peki şeker hastalığına geçecek olursak, şeker hastalığı ile ilgili bitkisel bir tedavi mümkün müdür? Elbette. Şimdi şeker hastalığı ile ilgili çok enteresan bir bitki var. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi şekere karşı etkili olan 108 bitkiyi incelemiş. Yaban mesini, kara hindiba, kekik, zeytin yaprağı vesairesi. İçlerinde Hindistan'da yetişen bir sarmaşık var. Silvestris cinnema silvestris denen bir bitki. Gurmar denir. Gurmar Hint dilinde şeker sıfırlayan demek. Şeker sıfırlayan. Nasıl oluyor da şekeri sıfırlıyor? Bunun birleşinde cinnamik asit denen bir asit var. Asit dediysem tehlikeli bir madde değil. Elmada malik asit, limonda sitrik asit olduğu gibi her meyvede meyve asidi var. Bunda da bir asit var, cinnamik asit.
pankreasta uykuya yatan hücreleri uyandırıyor, harekete geçiriyor. Pankreastaki hücreler nasıl uyuyor? Pankreas 700-800 gram ağırlığında bir organ. Günde 1 litreye yakın salgı salgılar. Lipaz, amilaz, tripsin vesaire, enzimler. Yağları yağ içerisinde karbonhidrata, glikozlara, proteinlere, amino asitlere dönüştüren enzimler. Çok az miktarda bu salgılamış olduğu enzimlerin sadece %2'si insülindir. Geri kalanı başka. İnsülin salgılayan hücreler pankreasın içerisinde dağınık olarak bulundukları için ada şeklinde, bir orada, bir orada, bir şurada, buna adacık hücreleri veya beta hücreleri denir. Bu hücreler diğer hücrelerden, pankreastaki diğer hücrelerden farklı. Yumuşak, jelibon gibi. Pankreas yağlandığı zaman bu hücreler sıkışıyor, sıkıştı mı küsüyor ve insülin salgılayamıyor veya yavaş yavaş ölüyor. Öldüğü zaman bitti. Ömür boyu insülin. Yani çok geç kalınmadan müdahale edilirse, pankreastaki yağlanma önlenirse tekrar şekerden kurtulmak mümkün. Şimdi Türkiye'de takriben 8 milyon şeker hastası var. Bunlardan 1 milyonu insülin iğnesi vuruluyor. Birçoğu hap kullanıyor. İnsüline geçmeyen insanlar, hatta insüline yeni başlayanların hemen insülinden kurtulması 3-4 ayda mümkün. Bugün yapılan araştırmalarda pankreas yağlanmasının sebebinin %90 alkolden kaynaklandığı belgelenmiştir. Ha, kimyasal ilaçlar, sigara vesaire hepsi rol oynuyor da pankreas yağlanmasının %90 en büyük faktör alkol. İyi ama diyeceksin ki adam ömür boyu alkolle hiç ilgisi yok. Abdesti, namazı, dindar vesaire hiç alkol kullanmıyor. Onda da şeker var. Neden? Çünkü bu tür insanlar, yani alkol ilgisi olmadığı halde şeker hastası olanların bağırsağında mantar var. Mantarlar ne yapıyor? En tehlikeli alkol üretiyor. Metil alkol, bütil alkol, heksil alkol vesaire. Bu alkoller önce bağırsağı yakıyor, sonra karaciğere geliyor. Karaciğer yoruluyor, yağlanıyor. Bu alkolü nötr hale getirmek için önce aldehide çeviriyor, sonra aside çeviriyor vesaire vesaire. Karaciğer bunu nötrleştirmek için aşırı B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcıyor. Zamanla yorulur, yağlanır. Karaciğer yağlanırsa pankreas da yağlanıyor. Pankreas yağlanırsa, görevini göremezse yavaş yavaş şeker hastalığı. Bununla ilgili Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi yüzlerce hastayı tedavi etmiş. 4.665 hasta üzerinde denenmiş. Belge var, bilgi var. Danimarka'da yine aynı araştırmalar var. Hindistan'da yüzlerce yıldır kullanılıyor. Şimdi bir beyefendi geldi bize. Tansiyonu, kolesterolü birçok hastalığı var da bunda en önemli rahatsızlık şekeri, hap almasına rağmen 350-400'den aşağı inmiyor. Çok çok kötü. Doktor artık insülinden kurtulamazsın demiş. Ahmet Bey. Dedi ki ya telefon ettik, gerçekten mümkün mü? Evet mümkün. Her şey mümkün ama garantisi yok. %100 diyemeyiz. Allah bilir. Belki başka rahatsızlığın var. Bilemez. %80 olur, %90 olur ama %100 garanti diyoruz diyemeyiz. Garanti kelimesi yanlış. Peki dedi, geldi, konuştuk. Aldı, kullandı bir takım ürünler. 6 hafta sonra doktoruna gidiyor. Aa, şekeri normal. Eczaneye gidiyor, şekeri normal. Bana dedi ki ben oraya geliyorum. İyi, buyur gel. Bana gelmeden önce gitmiş pastaneye. Yarım kilo dondurma yemiş. Sonra tekrar eczaneye gitmiş, şekerini ölçtürmüş, hiçbir değişiklik yok. Dedi ki yıllar sonra ilk defa bu kadar çok dondurma yedim. Bilerek, isteyerek yedim. Acaba bir şey olur mu diye. Kontrol ettiriyor. Şekerinde hiçbir anormallik yok. Oynama yok. Gayet normal. Dedi ki çok büyük bir mucize. Şimdi bizim gönüllü bayimiz bütün çevresindeki insanlara bizi tavsiye ediyor. Bayilik yapıyor. Evet. Yani diyabet problem değil. Önemli olan geç kalmamak. Geç kalınırsa problem. Başladığı zaman müdahale edilirse çok kolay. Evet, erken çözümün faydaları tabii. Bu da. Kan pıhtılaşması ile ilgili neler söyleyebiliriz? Başlamadan önce nasıl önüne geçebiliriz? Diyelim ki önleyemedik ya da kan pıhtılaşması var bir insanda. Nasıl bunu giderebiliriz? Evet.
kan pıhtılaşmasını tetikleyen faktörü ortadan kaldırabiliriz. Yani herhangi bir kimyasal kullanmadan. Günümüzde kolesterol, lipid, trigliserit gibi problemi olanlar ömür boyu kan sulandırıcı kullanıyor. Kan sulandırıcı kullana ne oluyor? Karaciğer, pankreas, dalak, bütün organlar yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. Şekli, dokusu, yapısı. Müdahale yani sürekli kan sulandırıcı kullanıyor. Doktorların kontrolünde bu da zamanla bütün organlara zarar veriyor. Allah korusun iç kanamadan ölebilir kişi. Sürekli kontrolde tutuluyor kan sulandırıcı kullananlar. Oysa kırmızı biber doğal bir kan sulandırıcıdır. Biberiye doğal bir kan sulandırıcıdır. Sarımsak doğal kan sulandırıcı. Ginkgo kan sulandırıcı. Nereden biliyoruz? Ginkgo ile ilgili 10.815 hasta üzerinde 36 ayrı klinikte 10.815 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmıştır. Ha bu hastalar genellikle beyin fonksiyonlarında problem olanlar. Unutkanlık, hafıza zafiyeti, Alzheimer, Parkinson vesaire gibi hastalığı olanlar. Beyin fonksiyonlarında problem olanlar. Üzerinde denenmiş. Bir, kulak çınlaması zafiyeti olan hastalar üzerinde denenmiş. Sadece Almanya'da 292 kulak burun boğaz doktoru ağır duyma ve kulak çınlaması, baş dönmesi rahatsız olan hastalar üzerinde hastaların tedavi etmiş. Bu beyin fonksiyonlarını artırıcı, kanın pıhtılaşma kat sayısını PAF denir. Trombozit sayısını, yani pıhtılaşma kat sayısını düşürücü beyin için. Peki kalp için alıç. Yani her organın farklı farklı ürünler gerekir. Mesela kanda, kalp damarlarında pıhtılaşma, daralma, sertleşme olursa alıç kullanmak gerekir. Efendim mesela baldır ve bacaklarda variz, venöz yetmezlik olursa veyahut da burada biriken kirli kan variz oluşursa bunu önlemek için at kestanesi gerekir. Yani hastalığa göre hangi tür rahatsızlık ona göre farklı farklı bitkiler var. Mesela baldır ve bacakta oluşan varize veya venöz yetmezliğine veya huzursuz bacak sendromuna veyahut da bacak reflüsüne karşı at kestanesi klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Almanya'da Heidelberg Üniversitesi'nde ve Bochum Üniversitesi'nde klinik araştırmalar yapılmış. Yüzlerce hasta tedavi edilmiştir. Kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan kan sulandırıcılar tehlikeli. Bir de bakarsın, kullanırsın, karaciğer gider, efendim dalağa zarar verir, beyne zarar verir, iç kanamalara sebep olabilir, kontrolsüz, böbreklere zarar verir, böbrekleri çürütür. Bu nedenle kimyasal ilaç kullanmadan çok basit yöntemlerle kan sulandırıcı, ağır kimyasal ilaçlardan kurtulmak mümkündür. Sarımsakla ilgili mesela birçok klinik araştırması yapılmış. Sarımsağın kolesterol, lipid, trigliserit düşürdüğü, yüksek tansiyonu önlediği en doğal kan sulandırıcı olduğu belgelenmiştir. Birçok klinik araştırması var. Yani dünyaya sarımsak Türkiye'den yayılmış ama Türkler korkuyor bu diye artık ne yapıyor? Büroda, ofiste, orada, burada insanlar daha çok iç içe yaşadığı için rahatsız ediyor diye kullanmak istemiyor. Kullanmak da istemiyor ama ne oluyor? Sağlığı gidiyor. Oysa kullansa herhangi bir ilaca ihtiyacı kalmayacak. Ne kadar ilaç kullanırsa kimyasal ilaç, kişi o kadar hastalanır. Hastalıkları kimyasal ilaçlar tetikler. Yani daha kolay çözüm yolları var. Mesela kırmızı biber kan sulandırıcıdır. Mesela kişi çayına şeker katacağına kırmızı biber katsın. Diyeceksin ki kırmızı biberle çay içilir mi? Neden içilmesin? Sağlık söz konusu olursa içilebilir. Kırmızı biberle mesela kişi sabah işine gitti. Kendini halsiz, dermansız, yorgun hissediyor. Kendine gelemiyor. Çayına şeker yerine kırmızı biber katsın. Az miktar. Onda içeride ne yapar? Üşümeyi, ürpermeyi, içindeki
bu enerji yetersizliğini atar. Kan akışını artırır. Hücreler beslendiği için içinde bir alevlenme olur. Enerji dolar. Çorba içiyorsa çorbasına katması. Sulu yemek, sulu yemek. Mutlaka kırmızı biber, karabiber yemeklere katması gerekir. Evet, burada kesiyorum İbrahim Bey. Birazdan detaylarını da aktaracağız zaten. Kısa bir araya gidiyoruz. Hemen aranın ardından içeriklerini açıklayacağız sizlere. İbrahim Bey. Evet. Ekinezya, Güney Amerika'da ve Orta Amerika'da Kızılderililer tarafından 4000 yıldır üşütme, grip, nezleye karşı yaprağı, çiçeği, kökü tamamı çay şeklinde kullanılmış, bağışıklık sistemini güçlendiren, hiçbir yan etkisi olmayan en doğal bitkidir. Hiçbir yan etkisi yok. Fakat şöyle bir durum var. Kişi ağır bir enfeksiyona yakalanmışsa yaprağı, çiçeği, kökünün birleşimindeki etken madde fenolkarbonik asitler %1 ila %3. Yani yeterli değil, ortalama %2. Bu nedenle damıtılarak, destilasyonla veya ekstraksiyonla bitkinin özü kullanılırsa etkisi maksimumdur. Çünkü siz direkt etken maddeyi alıp kullanıyorsunuz. Bu etkisini kat kat artırır. Mesela siz bunu çayını içtiğinizde etkisi %2'dir, %3'tür. Kapsülünü kullandığınızda %80, %90'dır. Arada çok büyük bir fark vardır. Bu nedenle ağır vakalarda mutlaka ekinezya, soğuk havalarda özellikle sonbahardan sonbahar, kış, ilkbahar aylarında üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlara yakalanıyorsa kişi veya çocukları kullandığında bağışıklık sistemini kısa sürede toparlar. Diyelim ki kişi efendim küçük çocuğu varsa 0-6 veya 6-12 yaş grubunda bronşit, faranjit, sinüzit, orta kulak iltihaplanmasına yakalanmışsa bu tür rahatsızlar için de ıtır gerekir. Afrika ıtırı. Güney Afrika. Afrika'nın ıtırın 1050 çeşidi var. Sadece ikisi şifalı. Bunun da yine aynı şekilde kökünün damıtılarak elde edilen ekstraktı damladıracak kapsül yapımında kullanılır. Sadece bir yıl içerisinde Avrupa'da 50 bin kişi üzerine denenmiştir. 50 bin. Etkisi ispat edilmiş. Zaten ıtır eskiden penisilin icadına kadar Avrupa'da antibiyotik olarak kullanılmış eczanelerde. Penisilin ortaya çıkmasıyla beraber unutulmuş. Şimdi penisilin birçok hastalığı tetiklediği, alerjiye sebep olduğu vesaire ortaya çıkmasıyla beraber insanlar tekrar ıtıra döndü. Doğal antibiyotik herhangi bir etkisi yok. Binlerce insan üzerinde kullanmış. Ha, küçük bebek, bazıları soruyor, diyor ki işte benim çocuğum, bebeğim çok küçük, ne yapabilirim? Bir kapsül açıyorsunuz, bir kapsül. Birazcık balla karıştırıyorsunuz, sabah öğle akşam veriyorsunuz. O kadar. Yani küçük çocuklar, bebekler dahi kullanabilir. Bir yaşındaki bebeğe de verilebilir. Problem yok. Yani etkisi yok. Her yaş grubu kullanabilir. Ama yetişkin mesela kişi bir an önce kurtulmak istiyorsa rahatsızlıktan günde 5 defa 2'şer tane bile alabilir. Fazla alırsa da problem yok. Yani yetişkin bir kişi fazla alırsa problem yok. Itır ve ekinezya kısa sürede rahatsızlıkları önler. Fakat kişi sürekli halsiz, dermansız, yorgun, bitkinse, enerjisi yoksa spirulina ile takviye etmek gerekir. Spirulina kişiye enerji verir. Bitkisel doping. Neden? 2000 çeşit enzim içerir. 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Omega 3, 6, 9 içerir. Esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler içerir. Saniyede bir insanın bünyesinde 50 milyon hücre ölüyor, 50 milyon hücre faaliyete geçiyor. Ve saniyede 500 katrilyon kimyasal reaksiyon meydana geliyor. Spirulina kullandığınızda bütün bu metabolizmalar hızlanıyor. Kişi daha kısa sürede vücudunu temizliyor, arıtıyor. Uzaya giden astronotlar yanlarında sadece iki şey götürmüşlerdir. Spirulina ve su yetiyor. 40 gün bir şey yemese olur. Spirulina su yeterli. Her şeyi içerir. Sadece şeker içermez spirulina. Evet. Gurmar, Hintliler buna şeker sıfırlayandır. Şeker sıfırlayan, neden şeker sıfırlıyor? İçermiş olduğu cinnamik asit pankreasta
insülin salgılayan hücreleri harekete geçiriyor. İnsülin salgılayan. Böylece kişi daha kısa sürede herhangi bir diyabete karşı ilaç kullanmadan vücudunu toparlıyor, arıtıyor. Yani insüline bağımlı kalmasını önlüyor. Ama diyelim ki kişi pankreası yağlandı. Kimyasal ilaçlardan olabilir. Ama %90 alkolden veya bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu alkolden olabilir. Pankreası yağlandıysa ne yapacak? Pankreas yağlanmasına karşı iksir kullanmak gerekir. Sadece pankreas yağlanmasına değil, iksir pankreas yağlanması, karaciğer yağlanması veya beyinde lobları arasında oluşan plak veya kalp damarlarındaki yağlanma, her türlü yağlanmayı iksir. Neden iksir? Çünkü bir sirke içerir. Sarımsak içerir, zencefil içerir, zerdeçal içerir vesaire. 19 çeşit bitki içerir. Kullandığı zaman mesela kişi çok kısa sürede toparlar, vücudu arıtır. Şimdi eğer ki şeker hastalığı diyelim ki hastası insülin vurulmaya yeni başladıysa karaciğerini de güçlendirmek gerekir. Bunun için enginar kullanmak gerekir. Yani şeker hastası aynı zamanda şeker hastasıysa bir kişi aynı zamanda karaciğer de yağlanmış demektir. Yani bağırsaktan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtamıyorsa, yorulduysa, yağlandıysa pankreas da yağlanır. Pankreas durup dururken problem çıkmaz. Şeker hastalığını tetikleyen faktörler var. Bağırsak, karaciğer, sonra pankreas. Kademeli. Domino taşı gibi. Midedeki problem, bağırsakta problem oluşturur. Bağırsaktaki problem karaciğerde, karaciğerdeki problem pankreaste problem oluşturur. Birbirini tetikler. Eğer ki böyle bir durum varsa enginarda kullanmak gerekir. Kullandığı zaman kişi yavaş yavaş toparlar. Kan sulandırıcı olarak ise ginkgo ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Ha, bizim üretmiş olduğumuz ginkgo forte farklı. Forte adı üzerinde. Neden forte? Ginkgo'nun yaprağının birleşimindeki etken madde %0,25 ile %0,5, yani binde 2,5 ile 5 arası. Kişi ginkgo'nun yaprağının çayını içse 1 ton etkisi olur. 1 ton da çay içemeyeceğimize göre ginkgo'nun mutlaka damıtılarak veya ekstraksiyon veya destilasyonla ekstraktının elde edilmesi ve bundan da damla, drajeye kullanılması gerekir. Aksi takdirde yaprağının çayını içmekle tedavi olunmaz. Ginkoloidler kan pıhtılaşmasını önleyen çok özel bir faktör içerir. Yani beynin fonksiyonlarını bu nedenle artırıyor. Beyne kan akışını artırır. On binlerce insan üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Ginkgo Türkiye'de pek bilinmiyor. Mavet ağacı veya bazıları şimdi buna başka bir isim takmaya çalışıyorlar. Japon kirazı. Ginkgo. Japon kirazı demene gerek yok ki. Meyveleri kiraza benzediği için, yani kiraz büyüklüğü olduğu için Japon kirazı. Bunun meyvesi yenmez. Çinliler yiyor, kavuruyorlar vesaire. Şimdi ginkgo'nun beyin fonksiyonlarını artırır, kan akışını artırır, unutkanlığı önler, hafızayı güçlendirir. Alzheimer başlangıç safhasında müdahale edilirse Alzheimer'ı önler. Kulak çınlamasını önler. Yani beynin fonksiyonlarını artırdığı gibi baldır ve bacaklardaki diğer organlardaki kan akışını da artırır. Alıçsa kalp damarlarını besler, kalbe kan akışını artırır. Kalp damarlarında oluşabilecek plakları çözer, kalbi besler. Bununla da ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Etkisi ispat edilmiştir alıç. Ama yaprağı, çiçeği bazılarının yaptığı gibi öğüt, hap yap yok. Damıtılarak elde edilen ekstraktı kullanılmalı. %100 verim alabilmek için, neticeye ulaşmak için. Evet Gökçek Bey, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve programımızı burada noktalıyoruz. Değerli izleyenler, mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.